günahsız çocuk. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Artı Eksi Gündem'den merhaba, ben Fuat Kozluklu. Programı Özlem Palay ile birlikte hazırlıyoruz. Şaşırmayın, rengarenk, inanılmaz enerjik, dop dolu bir program olacak. Rengarenk bir program. Zira bu bölümde rengarenk bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Renklerin dünyasına renkli bir isimle yolculuk yapacağız. Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, sarı, mor, siyah, beyaz ve diğerleri. Hepsini konuşacağız, hepsine dokunacağız. Zira her rengin üzerimizde farklı etkisi var. Yüzyıllardır konuşulan bir konu bu. Ancak son yıllarda dönemin ne olduğu önemli değil. Ama son yıllarda öneminin daha da arttığını söylemek mümkün. Üstelik renk uzmanlarına göre renkler sadece psikolojik değil, fizyolojik etkilere de sahip. Vücudumuz üzerinde, bedenimizde. İnanılmaz bir şey. Bilime inanıyorsanız can kulağıyla izleyeceksiniz. Renklerle tedavi, genel tedavi uygulamalarını destekleyici olarak kullanılıyor. Örneğin kalp rahatsızlığı olanlara dinlendirici ve huzur veren yeşil renk. Evet, yeşil renk tavsiye ediliyor. Evet, tonları da var. Tonlarına göre ayrılır mı diye soracağız. Ruh ve sinir hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde yine destekleyici olarak kullanılıyor renkler. Pazarlama, ekonomi ve siyaset gibi konularda da renklerin etkilerinden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Ve renk uzmanlarına göre evdeki huzurun da renklerle yakından çok ama çok büyük bir ilgisi var, bağlantısı var. Örneğin çalışma odasında kullanılan sarı her ne kadar yanlış bir tercih ise elektrikli aletlerin çalıştığı bir yerde kırmızı kullanmanın da yine o kadar yanlış olduğunu belirtiyorlar. Neyse, ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Daha fazlasını uzmanına, renk ve enerji uzmanı Aydan Öztürk Atalay'a soracağız. Rengarenk, enerjik bir Artı Eksi Gündem karşınızda. Başlıyoruz. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Kimi renkler sıcak, kimi renkler soğuk olarak nitelendiriliyor. Ancak uyandırdığı duygular yine de kişiden kişiye değişebiliyor. Renk bilimciler kimi renklerin insanı sakinleştirdiğini, kimilerinde aksine heyecanlandırdığını belirtiyor. Bazı renkler kendine güveni, bazıları da içe kapanıklığı artırıyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Yani renklerin üzerimizdeki etkisi tahmin edebileceğinizin de kat kat üzerinde. Nedenini renk ve enerji uzmanı Aydan Öztürk Atalay'a soracağız. Rengarenk, enerjik, muhteşem bir hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enerjiniz bu olsun. Zaten çok yüksek. Kırmızı kravatınızdan süper bir enerji alıyorum. Enerji yüklüyorsunuz, ortamı ısıtıyorsunuz. Mavi gömleğinizde de iradeyi güçlendirip çok güzel. İltifat mı yoksa birçok insan hep eyvah Fuat geldi der. Hayır. Ya da gene bu adam mı çıktı ekrana İltifat der. İltifat değil, gerçekler. Peki. Renkler hem etkileri var hem ortama etkileri var. Aslında renk titreşim, frekans ve bir yansımadır. Bilim bugün turuncu ceketimi siz dalga boy olarak yansıma olarak görüyorsunuz. Aslında üstünde tutulan bir enerji var. Giysileriniz üzerinize taşıdığınız enerjiyi belirliyor. Duvar boyaları davranışlarınıza yön veren kimyasalları belirliyor. Vücut beyindeki. Yedikleriniz gökkuşağı beslenme sağlığınızı belirliyor. Renk dediğiniz zaman hayatın her anında renk. Siz kırmızıyı gördüğünüz zaman psikolojik olarak ısınırsınız. Enerjiniz yükselir. Fizyolojik olarak adrenalin ve noradrenalin sağlarsınız. Tansiyonunuz, kalp çarpmanız hızlanır, atışınız hızlanır. Tansiyonunuz yükselir. Peki hırçınlaştırır mı kırmızı?
Eğer fonksiyon olarak sisteminizde sapma varsa kırmızıda. Niçin boğalara kırmızı pelerin tutar? Kırmızı matadorlar. Aslında boğalar kırmızıyı görmez. Oradaki hareketleri görür. Öyle mi? Evet, boğalar görmez aslında kırmızıyı. Hareketlerden dolayı, o titreşimden dolayı boğalar hareket ederler. O yöne yönelirler. Birçoğumuz siyah beyaz götürür hayatı. Siyah beyaz aslında renk değildir. Siyah beyaz bana göre gece ile gündüzün savaşı, ışıkların savaşıdır. Aslında Taif bir beyaz güneş ışığının elmas bir prizmadan geçerek elde edilen 7 rengiyle oluşur. Sağlığımız, mutluluğumuz ve başarımız için. Ve spektrumda, yani bu spektrum oluşur. Görünen yüz ve görünmeyen yüz var. Aslında görünen yüz renkler. Bizim bugün konuşacağımız. Görünmeyen yüzü ise radyo frekansları, elektromanyetik dalgalar, alfa gama ışını. Zaten doktorlarımız bize tedavide bunları kullanıyorlar. Spektrumun görünen yüzü, frekanslar, yansımalar, renkler. Bunlar sağlığımız için kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavi ve eflatundur. Hollandalılar kırmızı, turuncu, sarı etrafında. Evet. Yaşarlar. Lalelerden çok güzel enerji alırlar. Tercihleri giyim olarak. Evet. Çünkü deniz kenarındalar kışın çok soğuk olur. Isınmaya ihtiyaçları var. Boston'da da öyledir. Evet. Evet. Onlar da kırmızı karakter yeşili, olarak. Evet, bakın haksızlaş tahammül edemezler. Enerjik olarak. Ve devamlı hükmetmek isterler. Bu yüzden taşıdıkları enerjiyi belirler. Aslında giydiğiniz kıyafet sizin taşıdığınız enerjiyi belirler. Sizin biyografinizi de ekrana getiriyoruz konuştuğumuz sırada. İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet, kimya mühendisiyim. Kimya mühendisiniz. Peki renklerle ilginiz nasıl başladı? Evet. Şimdi kimya mühendisi olmam aslında bir kırmızı lahana lekesiyle başladı. Pardon? Beyaz gömlek giymiştim. Bir restoranta gittik. Tamam. Üstüme bir lahana lekesi. Lahananın suyu döküldü. Kırmızı. Eve geldik. Ben bunu nasıl çıkaracağım? Beyaz sabunla dediler. Daha ortaokul dönemlerindeyim. Beyaz sabunu aldım. Lekeyi ovuyorum. Şimdi kırmızı lahana lekesi birden mora. Sonra maviye. Ben daha çok sabunladıkça sarıya dönüşmeye başladı. Bir enteresan geldi. Zaten küçüklükten bir renklere karşı aşırı merakım var. 3 yaşında mesela insanlar yeni bir şey ister. Ben turuncu çizme isterdim. Civciv sarısı palto isterdim ailemden. Ve gözü kapalı olarak kırmızı ile maviyi ayırt edebiliyorum. Titreşimlerinden ve enerjilerinden. Aslında titreşim olayıdır. Kırmızı ısıtır, karıncalandırır. Mavi soğuktur ve buz etkisi yaratır. Siz de yaparsanız öğrenirsiniz ama ben de bu renklere karşı... Dinimini de öğrendiniz evet, ayrıca tabii evet. ki. Evet. Bu yüksek oranda. Neden oluyor diye geri gitmeye başladım. Bu kırmızı lahana lekesi Allah Allah bir mucize. Aslında Tanrı renkleri bir mucize olarak yaratmış. Nasıl oluyor, nasıl oluyor? Araştırmaya girdim. Lahananın içinde biyopigment siyanürler var. Bunlar sabundan hidrojeni aldıkça renk değişime başlıyor. Hidrojenlendikçe ben daha çok ovdukça ilk önce mora, sonra maviye, sonra sarıya dönüştü ve kaldı. Bunda dedim bir mucize var. Ve ben renklere başladım. Hayatımın her alanında renkleri incelemeye başladım. Kimya mühendisliğimi, analitik düşünce sentez yeteneğimle renkleri yorumladım. İstanbul Teknik Üniversitesi bu konuda eğitim veren bir... Hayır, ben tamamen kimya mühendisi olarak eğitim aldım. Kanada'da enerji iyileştirir seminerlerinden renkleri öğrendim. Buz gibi bir ülkede. Evet, Toronto'da. Hayatım öyle değişti. Sonra Almanya'dan bir sistemden renk terapileri eğitimi aldım. Bunlar aslında beyin cerrahları yine alıyor. Yine gri bir ülke. Evet. Soğuk bir ülke. Evet. Güneşsiz bir ülke adeta. Sonra? Sonra... Hindistan bekliyordum duymak istiyorum ama. Hindistan'a gitmek istiyorum. Yaklaşık 35 ülke gezdim. Renkleriyle adlandırdım. Fakat göreceğim yerler arasında merak ediyorum. Rengarenk. Aslında Fuat Bey doğuya gittiğiniz zaman insanlar renkleri doğru kullanıyor. Yer kürede. Evet. Vücut ihtiyacını belirliyor. Yani Türkiye'de demediniz. Doğuya gidildikçe. Türkiye'nin de doğusu, Türkiye'nin gene doğusu öyle. Da öyle. Bakın evet. Bir şeyleri yoktur ama çok mutlular.
Ve insanı inceliyorum. Her şeyleri güler yüzle hallediyorlar. Batıya gelindikçe moda akımları uğruna insan elektromanyetik kirliliğe uğruyor. Ben bir araştırma yaptım. Ergenlik çağında gelene kadar çocuklarımız çok mutlu. Ergenlik çağına geldikleri zaman moda akımı uğruna siyahlar, kahverengiler ve griler giyerek mutsuzluğa uğruyorlar. Çünkü ergenlik çağına kadar çocuklar logolarla oynuyorlar. Tayfun en güzel renkleri. Kırmızılar, turuncular, sarılar, yeşiller ve maviler. Bunlar beyni destekliyor, beyni disipline ediyor. Mesela kırmızıyı gördüğü zaman çocuk hedef koyuyor kendine. Sarıyı gördüğü zaman mutlu oluyor. Çivit mavisini gördüğü zaman otorite sağlıyor. Sağla sol beyin yarım küresi arasında otorite sağladığı için, düşüncelerinde otorite sağlıyor. Düşüncelerinde otorite sağladığı için yaptığı işte başarılı oluyor. Lacivert takım elbisinin sırrı da buradadır. Öyle mi? Sizi eşimin programında söyleşi yaparken izledim Habertürk'te. Saatten söz ediyordunuz. Odadaki saatin evet. İnsan enerjisine, uykusuna, psikolojisine, etkisine, hatta saatin teknik analog olması. Evet. Boyutuna bile vurgu yaptınız. Evet. Şimdi tebessüm ederek izledim. Bağışlayın. Ama tabii insan bilmeyince böyle müstehsi gülücük atabilir. Rica ederim. Aydınlatın ne olur. Rica ederim. Şimdi ben renklerle ilgili araştırmalarda sırf beslenme değil, fitokimyasal olarak biraz sonra onları da anlatacağım. Giyim değil, duvar boyaları değil, artı çocukların psikolojik teknikler olarak da incelemeye başladım. Renkli olan her şey. Bir anne olarak. Evet, çünkü benim de bir kızım var. İki dönem Türkiye derecesi yaptı. Galatasaray mezunu şu an. Hayatım her anında ona uyguladım ve başarıları geri dönüp aldığım için sizlerle bunları paylaşıyorum. Başarı, %100 başarı diye bir şey yoktur Fuat Bey. %1 bile, hayır. %1 bile olsa çok önemlidir. Önemli olan çocuğun mutlu olmasıdır. Mutluluğu siz sağlayacaksınız. Çünkü çocukların en başarılı oldukları alan anne babaları taklittir. Başarısız oldukları alan ise anne babayı dinlememektir. Siz dinlemese de siz taklit edeceklerinizi bilin. Öyle davranın. Formül burada. Trafikte bir küfür salladım ben maalesef. Yenik düştüm öfkeme trafik ihlalinde. Olabilir. Amerika'da son araştırmalarda küfür etmek de serotonin hormonu üzerinde baskı kuruyor. Ama Burak 2 saat sonra tekrar etmeye başladı. 28 aylık adam sürekli. Bazen olabiliyor. Eyvah. Renge dönersek hangi rengi taklit eder? Şimdi daha çok ona yoğunluk. Tabii ki. Şimdi saatlere gelince. Evet, annelerin babaların yaptıkları bir hata var. Dijital saat çocuklara veriyorlar. Hemen saati öğrensinler diye. Fakat çocuklarda saat kavramı gelişmiyor. Mesela 5 dakika sonra gel, 10 dakika sonra yatacaksın dediği zaman çocuk bakıyor. Aslında çocuğun doğasında saati bilmiyor ki. Akreple yelkovan dönüş hızını bilmiyor. Çocuğa analog bir saat verdiğiniz zaman çocuk akreple yelkovanı öğrenir ve hayatta da başarılı olur. Bakın disipline ediyorsunuz çocuğu. Ama saati mesela bir gün kırmızı verin. Enerji verir. İkinci gün okula gitmek istemiyor diyelim. Sarı koyun. Turuncu verin. Espri anlayışını yükselsin. Sarı mutlu etsin. Seçme özgürlüğü versin. Çivit mavisi kullansın. Bol su içsin. Eflatun kullansın. Çivit mavisi. Evet. Onun için su şişeleri, pet şişeler. Pet şişeler çivit mavisi. Daha çok koyu yeşil. Etiketleri. Etiketler çivit mavisi. Çünkü yeşil. Çocukların sularının kapağı pembe. Evet, evet. Dalga boyu olarak mavi kap, yeşil cam şişeler dalga boyu olarak yansımalara sebep olur. İçerideki su bozulmaz. Bu yüzden gözlük camları yeşildir ve mineral sular yeşil camlıdır. Korunsunlar diye, bozulmasınlar diye. Mavi kaplar ise beyinde otorite sağlar, uyarır, sen bunu iç. Zaten fonksiyon olarak sisteminde çivit mavisinde sapma varsa az su içer ve sivilceleri vardır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bol miktarda su içmek gerekiyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de günde en az 2,5-3 litre su içmemizi tavsiye ediyor. Sağlığımız ve beynimizin iyi çalışması için. Ben bugün bir bardak su içtim. Beni bağışlayın yanlış soru yöneltirsem. Rica ederim. Kısa bir reklam arasına gidelim sonra devam edelim.
Evet, renk ve enerji uzmanı Aydan Öztürk Atalay bizlerle birlikte rengarenk, enerjik, dinamik bir program olacak demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Rengarenk, enerjik bir isim. Bu alanın Türkiye'deki yegane uzmanlarından belki de en önde geleni Aydan Öztürk Atalay bizlerle birlikte. Kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Koşan İstanbullu, 17 Kasım'da Vodafone İstanbul Maratonu'na bekliyoruz. Doğru matematikte iki nokta arasındaki en kısa yoldur. Bizce doğru, sizi işinize ulaştıracak en kısa yoldur. Şimdi sizin için doğru fiyatta ödeme koşullarında sadece %2 peşinatta sahip olabileceğiniz Doğru Proje My Home Küçük Maslak'la evinizden işinize, şehrin farklı merkezlerine ve hayatın tüm alanlarına en kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Üstelik doğru yatırıma doğru zamanda sahip olarak Şubat teslimiyle 2014'ü evinizde geçirebilirsiniz. Sizi Doğru Proje'de kahve içmeye bekliyoruz. My Home Küçük Maslak. Sizin için doğru proje. Şimdi My Home Küçük Maslak projesi Büyük Ağoğlu kampanyası koşullarıyla. Kazan, mükemmel bir bacayla maksimum verim sağlar. Rotek, baca uzmanı. Tarımın ana vatanı Anadolu topraklarını çocuklarımız için koruyalım. Türkiye'nin verimli toprakları, doğuran, doyuran topraklar. Toprak varsa hayat var. Vodafone Red sunar. Karşınızda Sony Xperia Z1. Smartwatch saatiyle birlikte Red Elite tarifenize ek, ayda sadece 35 liraya. Üstelik 2 kat hızlı internetiyle Vodafone'da. Bugün asıl sorun. Bugün
Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Sadece psikolojik değil, aynı zamanda fizyolojik etkiye de sahip renkler. Ama renklerin farkında mıyız? Sadece siyah beyaz bakan bir ruh halini yansıtıyor adeta ülkemizde birçok insan. Renk ve enerji uzmanı Aydan Öztürk Atalay bizlerle birlikte. Çok mu sert bir Hayır. değerlendirme bu? Hayır. Neden mutsuz ve de gri, ağır basan, siyah beyazı olan bir toplum? Şöyle, çünkü profili var sokağa çıktığınızda, yüzlerde, davranışlarda. Davranışlar şöyle, koyu renk aslında insanları maskeliyor. Bakın, sürekli siyah giymek, kahverengi giymek, gri giymek maske takmanıza sebep oluyor. Ben bir araştırma yaptım. Pazartesi günü insan işe gelirken koyu renk giyiniyorlar. Hep siyahlar, kahverengiler ve griler. Sonra anladım ki gelmek istemiyorlar işe, mutsuzlar. Maskelemek için ve rahat görünmek için de siyahları, güçlü görünmek için giyiyorlar. Hafta sonu oluyor. Cuma günü herkes renkleniyor ve şenleniyor. Çünkü hafta sonu geldi. Mutlular. Ben de diyorum ki pazartesi gün gelirken de bu özeni gösterin. Giyinin. Tamam, siyah takım elbise giydin. Siyah bir kırmızı bir aksesuar, bir şal tak. Ya da bir ayakkabı kullan. Bunları yapabilir. Kırmızı bir kravat kullan. Bunları yapabilirsiniz. Ama ben lisedeyken renkli çorap giymeye başladım. Topa tutuldum. Ama elektromanyetik alanınız renkli çok iyi taşıyor. Ayıp. Yakıştırmalarla. Şimdi gerçi rahat, herkes artık küpesini de takıyor, saçına kuyruk da yapıyor. Rengarenk çorap ya da elbise de giyiyor, erkekler için söylüyorum. Tabii ki renklilerin hakkındaki bilimsel araştırmaları öğrendikten sonra renkler uzak kalmak mümkün değil. Sürekli aynı rengi giymek elektromanyetik kirliliğe sebep oluyor. Bu nasıl gösteriyor kendini? Huysuzluk, gerginlik, kavgacılık. Sürekli siyah giyerseniz melatonin hormonu üzerinde salınım olur ve hep uyku halinde olursunuz. Sürekli kahverengi giyerseniz, gri giyerseniz bunları destekleyecek renkleri kullanmak zorundasınız. Biz Ankara'daki meclis siyasetçiler bu yüzden mi sürekli? Tabii ki şöyle. Kavga, küfür, neredeyse yumruk zaman zaman. Mecliste kahverengi renk çok ağırlıklı Fuat Bey. Bu da hücrelerde triptofan amino asit seviyeleri üzerinde etkili. Sportif bir etki veriyor. Evlerimizde de genelde seçtiğimiz kahverengi tabii ki. Onlar topraklama rengi kısmi kullanıldığı zaman doğal. Renklendirdiğiniz zaman yastıklarınızla, renkli yastıklarla. Şimdi mecliste en güzel tarafı turuncu koltuklar, deri koltuklar. Bunları sosyalleştiriyor milletvekillerimiz. Sadece buna bağlayabilir miyiz insan psikolojisini gerçekten? Renkleri tabii ki etkili. Yoksa o feodal kültürün, maço egemen kültürün de... Kültür etkili ama renkler de beyin kimyasını etkiliyor. Hormonlarınızı etkiliyor. Vücudunuzda 7 enerji merkezi var. Bakın. 7 enerji merkezi 7 hormon bezi tarafından idare ediliyor. Siz kırmızıyı gördüğünüz zaman adrenalin ve noradrenalin salgılıyorsunuz. Börük üstü bezleriniz çalışıyor ve heyecanlanıyorsunuz. Mesela yapılan araştırmalarda kırmızı kullanan bir insan bir adım öne geçiyor rakiplerinden. İş görüşmesinde muhakkak kırmızı bir obje kullanmak zorundasınız. Mesela bugün bu giysinizde toplantıda en güzel, en son sözü siz söylersiniz. Çivit mavisi, lacivert takım elbiseyle otorite sağlıyorsunuz. Beyniniz sağlıyor. Bir sürü kaygım yoktu. Ben kırmızıyı severim. Ama vücut ihtiyacı. Bakın seviyorsunuz ama ben ortama yansıttığınız enerjiden bahsediyorum. Doğru bir enerji veriyorsunuz. Çünkü elektromanyetik alanlarınız rengi kullanıyor. Ben renk kullanmayan mutsuz ve sağlıksız insanlardan bahsediyorum. Dil için bunun bir şeyi var mı? Tabii ki. Rengi. Kahverengi fazla konuşturur. Ama boş konuşturur. Bu yüzden iş görüşmelerine giderken kahverengi asla kullanmayın. İş görüşmesine gittiniz. Fit giysiler giyin. Ne bol ne dar. Bunlar melatonin ve serotonin, yani ruh hali üzerinde etkili. Peki. Kıyafet alışkanlığı için bunu söylediniz. Evet. Beslenme? Beslenme. Beslenmede. Var mı? Tabii ki renkli beslenme. Bir yaşam iksiri. Dünya Sağlık Örgütü 5 öğün sebze ve meyve yememizi tavsiye ediyor. Bununla beraber... John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Amerika'daki Johns Hopkins'ı söylüyorsunuz. Peki. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. İlk 5'te yer alıyor neredeyse. Evet. 6 grup renkli gıda beslenmemizi öneriyor. Bu 6 gıda grubu. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mavi mor ve açık beyaz yeşiller. Kırmızı gıda grubu derken ilk önce bitkiler, sebzeler ve meyveler. Pancar.
Kış için söylüyorum. Güneşten gelen dalga boyuna göre, tabii ki ıspanak. Güneşten gelen dalga boyuna göre yansıtarak renklerini alırlar. Bunlar çekirdeklerinde ve kabuklarında bulunur, fitokimyasal. Aslında yaşam şekli doğadaki karbondioksit alıp oksijen vermektir. Fakat çevrede salınan fazla bir oksijen var. Bu da kendileri koruma altına almak için fitokimyasal üretimine başlıyor bitkilerde, sebzelerde ve meyvelerde. Doğal olarak biz de yediğimiz zaman korunuyoruz. Bakın kırmızı gıda grubu bir mucize. Likopen içeriyor. Karpuz, domates. Aklınıza gelecek tüm kırmızı gıda grupları. Kırmızı biber, nar. Mevsim mesela. Bol bol tüketin. Bunlar hem hafızayı koruyor, hem idrar yolu, hem de prostat kanseri üzerinde çok etkili. Turuncu gıda grubu ise havuç. Domates keza. Kesinlikle. Havuç, portakal, mandalina. Bunlar alfa beta karoten içeriyorlar. Eskilerin bir sözü vardır Fuat Bey. Derler ya, havuç gözüne çok iyi gelir anneanne. Doğru araştırma yaptım. Doğru. Çünkü havuçtaki alfa beta karoten damar sağlığını koruduğu için göz damar sağlığı da korunmuş oluyor. Dolayısıyla. Bu yüzden çocuklarınıza bol miktarda göz sağlığı havuç tükettirin. Artı yeni bir araştırma bu. Son Amerika'dan gelen. Erkeklerde sperm kalitesini arttırıyor. Turuncu, özellikle havuç. Turuncu fitokimyasallar. Dönlenmede biliyorsunuz spermi şekli önemli. Şeklin üzerinde bile etkili oluyor havuç. Düşünebiliyor musunuz? Mucize aslında havuçta. Sizden öğreniyorum. Evet. Mucize havuçta. Bol bol tüketin. Cinsel gücü arttırıyor. Havuç yeni araştırmalar havucun ne kadar değerli olduğunu arttırıyor. O kadar ilginç. Sarı. Acaba diye şey yapıyorsunuz. Yani düşünmeden edemiyorsunuz. Bu renklere takılarak yaşamı götürmeye çalışıyorsanız bir anda çevrenizden tepki de alabilir misiniz? Hayır. Renklere ne kadar yaklaştıkça renkler işte içine alıyor ve mutlu oluyorsun. Mutlu oldukça problem kalmıyor. Özgüven artışı sağlıyor renkler. Bakın özgüven nedir? Becerileriniz ve böyle hedefleriniz. Siz ne kadar çok şey yaparsanız o kadar hayatta başarılı olursunuz. Bir kırmızı lahana lekesinin belirlediği kariyer. Evet. Oldukça çarpıcı, etkileyici bir kariyer. Peki sonra sarı gıda gruplarına gelirsek. Peki. Limon, ananas bunlar C vitamini yüklü ve A vitamin çözülmesinde çok etkililer. Greyfurt, evet. Greyfurt, bunlar çok önemli. Hem mutlu ediyorlar, muz gibi, içinde endorfin var, mutluluk hormonu var. Hem de bizim bağışıklık sistemimizi koruyorlar. Yeşil gıda grupları, bunlar işte bezelye, tere, maydanoz, ıspanak, aklınıza gelip brokoli gıda grupları, bunlar aslında temel olarak göz sağlığımıza çok etkili. Gözümüzün retinasına gelen mavi dalga boylarını, sert dalga boylarını kırıp göz sağlığını koruyor. Erken yaşta gelen körlüğü engelliyor. Kadınlarda göz kanseri için de reçete olarak sunuluyor artık. Sebze meyveler çok önemli. Renkli gıda çok önemli. Bu bir pazarlama taktiği değil mi? Evet değil. Gökkuşağı beslenin. Mucize aslında hiç değil. Bana bile gerek yok Fuat Bey. Gidin pazarları gezin. Meyveleri gezin. Doğadaki uyuma bakın, renklere bakın. Domates, patlıcan, biber nasıl mucize yaratabiliyorsa. Size gerek var, gerek var. Durun bir dakika. Size gerek yoksa o zaman programı çok siyah beyaz olur bana kalırsa. Yani benle giderse program. Sonra mavi mor gıda grupları var. Yani bunlar, beyin kimyasına. Fenol. Beyin kimyasına etkileyen mavi mor. Fenol içeriyor. Hem hücresel beyni güçlendiriyor. Hem de hücrelerdeki iltihaplanmayı engelliyor. Mesela yaban mersini, incir, patlıcan, bunlar çok önemli. Bol bol tüketin. Kayısıyı saymadan geçmeyin. Kayısı turuncu gıda grubunda. Evet. Alfabete karoten içeriyor. Sindirimi güçlendiriyor. Bu arada kabızlık probleminiz varsa tuvaletlerinizde muhakkak turuncu objeler bulundurun. Ya da turuncu paspaslar alın. Sindirimi, İspanya'da yapılan bir araştırma, sindirimi güçlendiren, hareketlendiren turuncu renk. Ve defalajeti de psikolojik olarak etkiliyor öyle mi? Evet, evet. Ve annelerde sıvı salınımını arttırıyor. Süt salınımı da turuncu renk ve ışıklar arttırır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ne çok turuncu şey öğreniyorum. Turuncu fitokimyasallarla beslenmek süt salınımı da çok arttırıyor. Peki, sizin çevre konusunda
çok çok ama çok önemli bir göreviniz olacak. Ya da var mı bilemiyorum, bakmadım o boyutuyla evet. biyografinize. Ama evet. zira bizim çevremizde rengarenk bir mimari kültür ya da çevre dokusunu renklendirme kaygısı pek yok gibi. Ben şöyle değerlendiriyorum. Renkleri öğrendiğiniz zaman hayatınızda algılarınızda yer açıyorsunuz, alıyorsunuz. En büyük olimpiyatlar bile ufacık ilk adımla başlıyor. Onun için renkleneceğimize inanıyorum. Bazı mimarlık ve çevre projelerinde renk danışmanı olarak yer alıyorum. Bakanlığa bağlı belediyelerde. Ha, Çevre Bakanlığı'yla? Evet. Evet. Harika. Boya firmaları? Boya firmanın danışmanlığını yapıyorum. Beyin kimyasına göre boyaları kataloğa koyuyoruz. Bir renk kartelası yaptık. O da beyin kimyasına ve gözdeki koni reseptörlere göre. Gözde 3 tip koni reseptörü var. İlk önce göz kırmızıyı, sonra yeşili, sonra maviyi görür. İstanbul Boğazı'nıza baktığınız zaman ilk önce göz kırmızı Türk bayrağını. Sonra az da olsa ormanı, sonra deniz mavisini görür. Ben göremiyorum. Var mı o? Kaldı mı ormanı? Var. Çünkü ben 1950-60'lı yılların fotoğraflarını, hatta 70'li yılların fotoğraflarını görüyorum. Yine var. Etiler'de mesela şimdi alışveriş merkezi var, yanında Etiler Lisesi var. Ben Etiler Lisesi'nde okudum. En güzel yer bölümünü. Tam evet. yeşillik için, görsel terapinin ağır olduğu yer. Evet, lisenin arkasına uzanan, uçsuz bucaksız diyebileceğimiz, boğazı çıplak görebildiğiniz, çıplak gözle rahatlıkla görebildiğiniz devasa bir yeşil alandı orası. Şimdi beton yığınlarıyla dikey kondular diyorum ben. Onlarla doldu. Evet. O nedenle İstanbul'da çevre ve çevrenin renkleri konusunda sizin gibi uzmanlara... Kesinlikle doğru söylüyorsun. Renklendirmek gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ile çalıştınız mı Kadir Topbaş'la? Bir projenin danışmanlık yaptım. Devamı gelecek. Şimdi açıklayamıyorum tabii. Öyle mi? Peki. Tamam. Evet. Tamam. Dünyaya baktığınızda örnek olarak meydanlar hepsi renkli. Hiç elektron gibi, serbest elektron gibi kalmıyorsunuz. Yön veriyor, sizi mutlu ediyor. Bizim meydanlarımız Taksim renksiz. Taksim öyle değil ama. Evet, bizim meydanlarımız renksiz. Serbest elektron gibi şimdi dolaşıyorsunuz. Amsterdam'ı hatırladım siz böyle muhteşem. Deyince. Paris'i hatırladım. Yine Times Square meydanını New York'ta. Rengarenk. Dam meydanı. Ve çok, orada böyle gezen insan çok az görürsünüz. Maalesef. Renkler insanı mutlu ediyor. Ana tema renklerin insanları mutlu ve başarılı kıldığıdır. Ve sağlıklı yapar. Çünkü hormon bezlerinize uyarıyor, beyin kimyanızı uyarıyor ve beyninize komut veriyor. Beyninizi disipline ediyor. Siz renkleri gördüğünüz zaman duyarsız kalamazsınız. Ama şu var, insanlar renkleri hayattan alırken biraz tereddüt edebilirler. Alışkanlıkları yoksa. Çünkü renk kullanmak defo gösterir diye düşünüyorlar. Çünkü renkli giyinecekse sürekli temiz, ütü, yıkamak kolay değil. Mesela bazen Türkiye'de en yaygın olan alışkanlık, siyah giysem zayıf gösterir mi? Asla. Siz siyah kahverengi koyu lacivert giyin. Ama siyahla beyazı siz dışladınız program başında. Dışladım ama 10 kilo zayıf duramazsınız. Siz kendinizi sevin. En önemli tanrı taneciği sizsiniz. Karakter tahlili yapabiliyor musunuz kıyafetlere bakıp? Tabii ki. Siyah giyen birisi sürekli için. Siyah giyerse sürekli siyah. O kendini biraz maskeliyor. Güç gösterisinde bulunmak istiyor. Biraz da hormonların fazla sapma oluyor elektromanyetik alan olarak. Yani uykuya daha yatkınlık ya da uykusuzluk görülebilir. Renkleri hayatınıza alın. Her alanında renk. Mavi. Mavi. Bülent Ecevit hep mavi gömlek giyerdi. Çok mavi iletişim rengidir. Tüm insanlarla iyi iletişim kurdu ve yaratıcılık, bakın çok güzel bir sesi var. Yaratıcılık becerilerini destekler. Mükemmel bir ses. Doğru bir renk. Mavi destekler. Şimdi renkler de beynin sağ yarım küresinde müzik, resim gibi. Sol yarım küresinde matematik, konuşma var. Önemli olan sağla sol beyin yarım küresinin eşit çalışması. Siyah forma, beyaz yaka vardı benim çocukluğumda. Maalesef biz de giyerdik onları ama elime bir kırmızı fiyonk bağlardı. Hiç unutmuyorum hocam görmesin diye. O da enerji verir. O zamandan herhalde hissetmişim. Şimdi son yapılan araştırmalarda sarı mutluluğun rengi. Konsantrasyonu arttırıyor ve hatta otobüslerimizin rengi sarı oldu. Evet. Ben belediyeye bir yazı yazmıştım. İlk başta magenta gelmişti, biraz koyu. Fakat onlar biraz uykuları destekleyen renkler. Fakat sarı mutluluğu getirdi. Daha sonra e,
Sarı pembe renk de gördüm otobüslerde ben. Tabii İstanbul. Pembe var ama daha az. Sarı mutluluğun rengi. Ve seçme özgürlüğünü ve konsantrasyonu artıyor. Yaptığınız işe giderken mutlu olarak gidiyorsunuz. Önemli olan bu. İnsanın mutlu olması yaptığı işte başarıyı getiriyor. Peki. Kişi özel renk analizi var mıdır? Vardır. Şimdi bunun için bir süre konuşmanız mı gerekiyor o kişiyle? Ben şöyle yaptım Fuat Bey. Nasıl yapıyorsunuz analizi? Analizi şöyle yapıyorum. Renk Bilim Kom'un kurucusuyum. Kendi sistem var. Orada ücretsiz yapabiliyorlar. Analitik düşünce ve sentez yeteneğinde... Sitenizin adresini alayım. Renkbilim.com. Renkbilim.com. Evet. Peki. İsim soyadlarını girip, doğum tarihine girip yapabiliyorlar. Ücretsiz orada herkese yapıyor. Çünkü insanların renkleri öğretmekle ilgili bir misyon üstlendim. Girsinler, renklerini görsünler, ne renk giysinler, ne renkten uzak kalsınlar ya da... Yani kendisine uygun renklerin hangisi olduğunu belirleyebilir mi? Tabii. Hangi renkleri tamamlayıcısıyla kullansınlar? Bir program yaptım. O da mühendisliğimi kullanarak... renklerin şifrelerini görerek bir bilgisayar programı yaptım. Oradan ben kestirme olarak yapıyorum. Bilgisayar internet sitesine girip yapabilirler. Mor renk hangi sorunları çözmede? Mor ya da ne oranda? Çağımızın en büyük problemi uykusuzluk. Mor ve eflatun uykuları destekleyen en kuvvetli renk. Melatonin salgılamasını arttırır. Ve uykusuz probleminiz varsa vücudunuzda en az 711 tane gen bozuluyor. Bu da diğer bütün hastalıkları davetiye çıkartıyor. Tansiyondan kansere kadar her türlü hastalığa davetiye çıkartıyor. Önemli olan düzenli uyumak. Çok değil. 6 ya da 8 saat vücut ritmi belirliyor. Kaliteli bir uyku. Uykusuzluk problemimiz varsa. Ama odanın rengi önemli diyorsunuz. Odanın rengi çok önemli. Çünkü davranışlarınıza yön veriyor. Hormonlarınız üzerinde baskı kuruyor. Eflatun uykuları destekleyen bir renktir. Melatonin hormonunu arttırır. Ve bu arada... Her gün bir avuç ceviz. Melatonin en yüksek olan cevizdir. İkinci sırada vişne. Vişne suyu bol için diyorum. Kendiniz kaynatın, difrizlere atın. Melatonin derin dondurucularda evet. Güçlü bir kahraman vişne. Vişneyi ve cevizi bol miktarda tüketin. Yatak çarşaflarınızı asla uykusuzluk probleminde beyaz, mavi ve yeşil kullanmayın. Mavi, beyaz, yeşil kullanmayın. Beyaz, yorganda? Aynı şekilde. Uykusu probleminde beyaz dalga boyu olarak vücutta fonksiyonel sapmaya sebep olur. Peki neden battaniyeler hep kahve tonu? Gevşetsin diye topraklama rengidir. Bakın kırmızıya dönüktür, ısıtır ve sizi uyutur. Aslında bilmeden de olsa ya da bilerek de olsa vücut ihtiyacı renkleri belirliyor. Siz çevreye baktığınız zaman logolara mesela süt ve süt ürünleri yeşildir. Der ki ben doğalım, doğa dostuyum. Light ürünler gridir. Hiç enerjim yok der. Aslında enerji çok yüksektir. Aslında beyninizi yönetiyor. Bu yüzden gri giysiler kullanmayın. Enerjiniz yoktur. Rakipleriniz arasında sıyrılamazsınız. Televizyonlarda uluslararası birkaç kanalda çalışma imkanım oldu. Uzmanlar var, renk uzmanları var. Yani ekran renginin kesinlikle böyle kazayla belirlenmediğini söyleyeyim. Özellikle İngiliz yayın kuruluşu BBC'de mesela kiremit rengi kırmızı. Kırmızının evet. Kiremit rengine yakın olanı var. Topraklama, Türkiye'de de, evet. Başlangıca teşvik ve gücü sende tutmak. İradeyi güçlendirmek. Kısmen de haksızlığa tahammül edememek. Bazen de gerekirse kavgacı olmak. Çok ilginç. Türkiye'de tabii böyle bir uzmanlık kadrosuyla ekran belirleyen var mı yok mu bilmiyorum. Ben duymadım. Soruyorlar. Kısmen soruyorlar. Elimden geldiği dekorlarda, kadar dekorlarda destekliyorum. Ama renkler çok önemli. Yani izleyeni çok ekran başında kahve tutabilmeye. Kahverengi asla. İzleyici ekranda tutmaz. Ortamlar ve dekorasyon. Çünkü hücrelerde triptofan amino asit seviyelerini hızlandırır. Beyinden gelen bir triptofan ruh halimizi belirleyen amino asitlerdir. Fakat vücutta üretilmez. Beynimizde bulunur fakat vücutta üretilmez. Serotonin ve melatonin olarak bunlar salgılanır ve ruh halimizi belirler. Şimdi kahverengi de bu hormonlar üzerine hareket vardır. Vücuda bir hız verir. Sportif bir etki verir. Spor yapan etkin insanın kime faydası vardır? Kendine. Şimdi ekrana baktınız. Kahverengiyi fazla seyredemezsiniz. Çünkü derler ya gel 5 dakika bir kahve içelim. O sohbet 2 saat olur. Aslında kahverengi renktendir o. Çok konuşturur. Evet. Çok konuşturur ve kesilmez. 40 yılda, önemli olan, 40 yılda sürer onun. Evet. Önemli olan kaliteli ve kısa süreli konuşmak. Koyu mavi.
Çivit mavisi iş görüşmelerinde, uluslararası toplantılarda tercih edilen renktir. Çok sık sık her gün giyilmez tabii ama... Birleşmiş Milletler askerlerinin ve Birleşmiş Milletler'in sembol rengi hep şeydir, mavi. Mavi çünkü doğru. Yine mavi ve pembe akımları üzerine bir araştırma yaptım Fuat Bey. Şimdi dünyada bir akım var. Bayanlar pembe, erkekler mavi giyer diye. Bunun kökeni şöyle, Amerika'da bunu buldum. Şimdi 1914'te ünlü bir muhabir gazetesinde şunu yayınlıyor. Pembe bayanlara çok iyi gider, kız çocuklarına çok yakışır. O günden itibaren pembe bir ekol oluyor. Erkeklerde ise aslında mavi aspirin rengidir. Ağrıları alır, tansiyonu düşürür. Bakın, tansiyonu yüksek olan insanlar mavi ortamlara baksınlar. Denizlere iyi gelir. Tansiyonu düşürür dalga boyu olarak. Ve aspirin rengi olarak maviye yöneliyorlar erkekler. Savaştan çıkmışlar. Yorgunlar, önlerini göremiyorlar. Vücut ihtiyacını belirliyor ve maviye yöneliyorlar. Bu yüzden Amerika'da doğrudur lacivertler ve maviler. Onlarda sakinlik, otorite ve barışa nasıl ulaşacaklarını bilmek. İlaç kutularında ve ilaç tabletlerine verilen renklerde de en hepsi çok kullanılan renk. Hepsi düşünerek kullanılmıştır. Hepsi bilinçli şekilde. Logoların bile gerçek bir anlamı vardır. Peki ülkeleri renklere göre kategorize ettiğinizi tabii biliyorum. Evet. Biyografinizde de ayrıntılı biçimde var. İzleyenlerimizle paylaşırsınız. Türkiye turkuaz. Çünkü neleri görürse görsün her zaman iradesi güçlüdür. O savaştan başarıyla kalkar. Milliyetçi duygular söyletmiyor bunu size. Hayır. Milliyetçi duygular söyle. Türkiye'nin yaptığım tarih araştırmaları, anladım, renkli kişilik olarak turkuaz. Çünkü bizi hangi ortama atarsınız? İsterseniz Hindistan'a götürün biz Türk olarak. Orada biz yerleşir, yeşerir ve çoğalırız. Ve hemen adapte oluruz. Hiçbir ülkede bu yok. Bakın Türklerde bu var. Her şeyle başa çıkarız. Yine de atalarımızdan gelen bir sıcaklıkla üstesinden geliriz. Evet, ülkelerle devam edelim. Birkaç ülke daha sıralayayım. Tabii ki lütfen. Mesela komşumuz Yunanistan'dan bahsedelim. Yunanistan baktığınız zaman duygusal iniş çıkışları olan bir ülke. Kırmızı ve mavi çok duygusal inişleri çıkışları var. Ve aşk insanları sevgiyle her şeye yaklaşıyorlar. Biraz mavi de sapma var fakat çalışmayı sevmiyorlar. Amerika kırmızı çünkü fonksiyonel baktığınız zaman bayrağın rengini taşıyor. Haksızlığa tahammül edip hemen kavgacı olabiliyorlar. Norveç'e gittiğiniz zaman Dünya Barış ödüllerinin verildiği belediye binası var Oslo'da. Burada bir heyetle gittik. İşte grupta sordular neden burası turuncu ve mavi? Ay, bazıları çok beğendi, bazıları beğenmedi. Aslında o kadar güzel temsil etmişler ki barış ancak turuncu ve mavi ile temsil edilir. Oslo Birleşmiş Belediye Meclis Binası barış ödüllerinin verildiği tamamen duvardaki boyalar turuncu ve mavi. Bir barış bu kadar güzel temsil edilir. Hem insanları kenetliyor. İnsanları espri anlayışı yükseltiyor. Barışı ve insanlar üzerindeki etkisini mavi ile, aspirin rengiyle ve sakinleşerek o kadar güzel empoze ediyor ki. Çok doğru seçilmiş. İş güvenliğinde yeri var mıdır? Tabii ki. Renklerin? Tabii ki. Şimdi genel... Hastanelerden de söz edelim bu tabii noktada ki. Lütfen. Hastanelerde genelde beyaz. Beyaz kullanıyorlar. Beyazı... Çünkü hijyen ve doğru olarak görülmesi, temizliği göstermek için. Mesela yangın çıkışları. Dikkat ederseniz hep yeşil renktir. Çünkü yangın çıktı. Heyecanlandınız, adrenalin salgıladınız, böbrek üstü bezleriniz çalıştı. Birden o panikle önünüzü göremezsiniz. Kırmızı bir yazı sizi daha çok panik yapar. Ama kırmızı yazı vardır. Yeşil vardır. Yazılar daha ağırlıklıdır. Artık. Batı'da evet ama... Kırmızı var ama yeşil de başladı ağırlık olarak. Peki. Çünkü sizi sakinleştirir yeşil, denge huzur sağlar ve kapıdan direkt çıkartır. İş elbiselerinin seçiminde bile o zaman çok hayati tabii bir ki. Önem var rengin. Tabii ki çok önemli. Önemli bir inşaat işçisi. Maden mesela... Şimdi maden işçisi. Maden işçileri genelde turuncular giyen de var, koyu giyen de var. Koyu mavi. Koyu mavi de giyen var ama ben canlı renkleri tercih etmek isterim. Çünkü
onlara hem enerji ver hem de gözle görülebilsinler koni reseptörü olarak. Mesela yurt dışında birçok ülkenin çatıları kırmızıdır. Evet. Kar çok yağar ve komşusu onu görsün diye kırmızı çatıdır. Gözdeki konik reseptörlere göre ayarlanmıştır. Ve bu yüzden iş güvenliği madenlerde renkli giyinmeleri mesela turuncular ve kırmızılar doğrudur. Çünkü turuncu renk atom çekim gücü en yüksek olan renktir. Hemen görürsün. Mesela karnınız tok olsa bile portakalı ele alın. Gördüğünüz zaman canınız portakal çeker. Evet. Bu yüzden hem gözler görsün hem aradıkları zaman ulaşılsın. Canlı renkleri tercih edelim. Işık kazalarının etkisi tabii ki. Diye bir araştırması tabii var ki. Mı bu işin? Şimdi sarı ortamlar dikkat ortamlarıdır. Elektriğin fazla olduğu ortamlar. Sarıdan biraz uzak kalmak gerekiyor. Çünkü sarının dalga boyu olarak ışığı çok yansıtma özelliği vardır. Spektrumda ortada bulunur. Saç rengi olarak da sarı rengi ipucu budur. Bütün renklerde çok iyi gider. Evet, sarıyı tercih ettim. İpucu vermeden de geçmek istemedim. Sarı renkte dikkat etmek gerekiyor. O ortamlarda daha uyarıcı renkler bulundurmak gerekiyor. Kırmızılar, daha çok gözdeki koni reseptörleri hareket etmek gerekiyor. Ve tabii ki oradaki elemanları da bilinçlendirmek gerekiyor. Caddeleri ağaçlandırırken kaldırımlara ağaç dikmeyi çok seviyoruz biz. Evet. Ağaçların yaprak renkleri, özellikle de mevsim dönüşümlerinde ortaya tabii çıkan ki tablo. Tabii ki. Işığın Kuzey en güzel yansıması. Kuzey ülkelerinde. Muhteşem. Evet. Şu, turuncu, Kanada. Renklerini, evet evet. Kanada'da. Turuncu. Ya da Kuzey Amerika'nın işte Kanada'sını, Vermont'ı, New evet Hampshire'ı, Massachusetts eyaleti. Ve milyonlarca turist çeker o mevsim dönüşümleri evet yurt dışından. Evet. Böyle bir manzarayı, tabloyu Avant'ta görürsünüz. Avant. Muhteşem ötesi. Şu oysa, an tam zamanı. Evet, oysa her yere yayılabilir belki bu. Ve sonbahar kasvet gibi gelse de o renk cümbüşü içerisinde insanlara başka bir şey veriyor. Keyifli. Tabii ışıktan uzak. Hayaller, aslında ben mutluluk. Fuat Bey sonbahar kasvet olarak görmüyorum. Vücudumuz iki şekilde ışığı alıyor. Bir göz yoluyla, bir de deri yoluyla. Hı hı. Şimdi göz yoluyla zaten renkleri görüyoruz. Beyin gözümüzden retinasından başlayan, beyine kadar devam eden kısa renkli bir yolculuk hipotalamus hı hı olarak. Şeye baktığımız zaman, deriye baktığımız zaman deri vücuda ışık yoluyla girer. Nasıl hı olur? Güneş ışığından faydalandığımız zaman melanin hücreleri çoğalır. Vücudumuz için gerekli olan kalsiyum emilir. Yani bu da diş ve ağız sağlığımız için çok önemlidir. Kemik sağlığımız için önemlidir. Mevsim değişikliklerinde özellikle ilkbaharda ve sonbaharda ve kışta güneşten fayda sağlayamadığımız için vücudumuz depresyona girer. İştahsızlık, karbonhidrata yönelme, cinsel problemler, baş ağrısı, migren bunlar baş gösterir. Biz de özellikle kışın daha yüksektir bu depresyon olayları güneşten tamamen faydalanmadığımız için. İlkbahar, sonbahar ve kışın güneşi her gördüğünüzde güneşe çıkın. Kısa yürüyüşler yapın. Kışın özellikle çalışma masanızı güneş varsa masanı güneş kenarına çekin. Kısa yürüyüşler yapın. Vücudumuz elektromanyetik alanımız aslında sinir sistemimiz ve dolaşım sistemimizden oluşur. Dolaşım sistemimiz içinde ufacık çiviye tekabül eden 5 santimetrelik çiviye tekabül eden demir bulunmaktadır. Hı. Demirle sinir sistemimiz bizim elektrik akımımızı verir. Bunlar da bizim elektromanyetik alanlarımızı oluşturur. Demir vücudumuz için çok önemli. Ellerinizi bile uzattığınız an demir vücudumuza güneş ışığını taşır. İlginç. Siz her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Ben deminden beri dikkat ediyorum anlatırken. Buradaki renk ilişkisi ya da... Hayatın her alanında. Öyle mi? Her evet, şeyi her ortamda renk söyleyebiliyorsunuz. Evet söyleyeyim. Her alanda renk. Her şeyde renk. Beyin kimyamızı etkileyen renkler. Diliniz de renkli. Renkleri seviyorum. Yani insanları evet çok seviyorum. Anlatayım. Renkler soğan sarımsak gibidir. Her şeye iyi gelir. Ispanak gibidir. İnsanları sevin, renkleri sevin diyorum ben. Biz de sizi seviyoruz. Çok sağolunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Renginiz bol olsun. Enerjiniz bol olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Rengarenk, enerjik bir program vaadi sanıyorum yerine geldi izleyenlerimize. İnşallah. Ben fazla bana konuşmak istemedim. Çünkü renksiz kalacaktı benim söylediklerim. Rica ederim. Siz renkli bir kişiliğe bu programın içerisinde. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sağ olun ediyorum efendim.
renk ve enerji uzmanı Aydan Öztürk Atalay bizlerle birlikteydi. Türkiye'deki sayılı isimlerden birisi bu alanda. Belki de yegane isim. Zira sık sık televizyon ekranlarında ve gazete sayfalarında kendisine rastlayabilirsiniz. Yarın 13 Kasım Çarşamba'nın gündemini paylaşacağımız 18'de başlayacak ana haber bültenimizde. Ardından da 19.40'da rengarenk bir artı eksi gündemde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben Fuat Kozluklu. Sağlık ve mutluluk dolu bir akşam hepimizin olsun. Hoşça kalın efendim. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan